Show Haber'den iyi akşamlar. Van, Şırnak, Siirt, 3 ilden 5 şehit haberi geldi bugün. Şırnak'ta bir özel harekat polisi teröristlerle girdiği çatışmada şehit düştü. Van'da ise teröristlerin hain tuzağında şehit olan 2 polis geride 5 evladını bıraktı. Van'da teröristler baz istasyonuna döşedikleri bombayı patlattı. Sabah gelen ekipler ihbarlı harekete geçti. O patlamanın bir pusu olduğu, zırhlı aracın geçişi sırasında ikinci patlama yaşanınca ortaya çıktı. Acı Haber bugün sabah saatlerinde Van'dan geldi. Ekipler baz istasyonuna saldırı ihbarıyla harekete geçti. Hainler ikinci bombayı yolun altında tuzaklamış bekliyordu. Zırhlı araçta polislerin geçişi sırasında uzaktan kumandayla bombayı patlattı. Olay yeri inceleme, o kabloyu falan inceliyordu. İleride konteynerin arka tarafında. O esnada patlatıldı. Hain saldırıda polis memurları Osman Budur ve Yakup Kurt şehit düştü. İki şehit geride 5 yetim evlat bıraktı. Acı haberleri Ordu ve Samsun'daki baba ocaklarını yaktı. Özel harekat polisi Cuma Bilek'te sabah saatlerinde Şırnak'ta PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit oldu. Allah! Oğlan! Bilek'in babası evin kapısında ambulansı görünce ciğeri yandı. Şehit özel harekatçının biri 3, diğeri 1 yaşında 2 kızı vardı. Son yolculuğuna silah arkadaşlarının omuzlarında uğurlanan şehidin cenaze töreninde 2 kızı her şeyden habersiz babalarına böyle veda etti. Şehit bırak! 31 yaşındaki üsteğmen Mehmet Düzenli de dün Uludere'de sınırın sıfır noktasındaki askeri üs bölgesine teröristlerin saldırısında şehit düştü. Şehit üsteğmen gözyaşlarıyla toprağa verildi. Siirt'teki operasyonda dün yaralanan bir asker de Gata'da şehit düştü. Şırnak'ta geçtiğimiz Ocak ayında şehit düşen üsteğmen Uğur Taşçı'nın yarım kalan hayali gerçek oldu. Şehidin doğup büyüdüğü Nizip'teki evi ailesi satmak zorunda kalmıştı. Uğur Taşçı şehit olmadan önce biriktirdiği paralarla o evi aldı. Evin tadilatı bittikten sonra sürpriz yapacaktı. Ama hayalini gerçekleştiremeden şehit düştü. Belediye şehidin yarım kalan hayalini hayata geçirmek için kolları sıvadı. Evin restorasyonu yapıldı, onarıldı. Evin ilk misafiri de belediye başkanı Fatma Şahin oldu. Teşekkür ederiz. Başkanım, hiçbir şeyim olmasaydı, oğlum olsaydı yanımda çok daha iyiydi. Nusaybin'de binalara tuzaklanan bombalar bir bir imha ediliyor. Operasyonlarda 498 terörist öldürüldü, 76'sı ise teslim oldu. Öldürülen teröristler arasında turuncu listede yer alan ve ihbar edene 600 bin lira verileceği açıklanan PKK'nın sözde bölge sorumlusu da var. Nusaybin'de köşeye sıkışan terör örgütü, sözde bölge sorumlusu Zamani Çakmağı bölgeden kaçırmak istedi. O terörist düzenlenen operasyonda öldürüldü. Sözde Nusaybin sorumlusu İçişleri Bakanlığı'nın aranan teröristler listesindeydi. Turuncu listedeki teröristin yerini ihbar edene, yakalanmasına yardımcı olana 600 bin lira verilecekti. Operasyonların sona yaklaşıldığı Nusaybin'den teröristler sözde bölge sorumlusunu bölgeden kaçırmak istedi. 32 suçtan aranması olan ve 1997 yılından beri terör örgütüyle bağlantısı olan terörist roket atar ve silahlarla ölü ele geçirildi. Güvenlik güçleri Nusaybin'de bomba tuzaklanan binalara da sadece fünye koydu. Teröristlerin hain planını böyle bozdu. Ortalık toz bulutuyla kaplandı. Patlamaların şiddetiyle taş üstünde taş kalmadı. Nusaybin'de artık sona gelindi. 498 PKK'lı terörist öldürüldü. 76'sı da teslim oldu. PKK'lı hainler 99 binayı kaçarken ateşe verdi. Sağlam bıraktıklarına da bomba tuzakladı. Evet, doğru, devamı var. Hadi ya. Bomba imha uzmanları 7/24 bölgede görev yapıyor. Çünkü hainler bölge halkının evlerini karargah gibi kullandı. Evlere patlayıcı yığdı. Etraflarındaki çember daralıp kaçmak zorunda kalınca da tuzaklar kurdu. Zaten bölgede teröristler taş üstünde taş bırakmadı. Hain tuzakları bölgede operasyona çıkan güvenlik güçleri için kurdu ama polis, asker o patlayıcıları kontrollü etkisiz hale getirmeye devam ediyor. İşte o imha anlarından biri daha.
Patlamaların şiddeti hainlerin yaptıkları yığınağın da büyüklüğünü gözler önüne serdi. Koltuklar, kapılar, masalar. Şırnak'ta da teröristler boş buldukları her yere patlayıcı yerleştirdi. Güvenlik güçlerine kurulan o tuzaklar da imha edildi. Teröristler halk otobüsüne bomba attı. Otobüs geçtiği anda ellerindeki o patlayıcıları ateşe verdiler. Yolcuların hepsi ölümden döndü. Otobüs şoförü aracı durdurdu. Yolcular aşağı indi. İstanbul'daki hain saldırının görüntüleri az sonra Show Haber'de. PKK'lı teröristler 10 ton bombayı hafriyat kamyonuna yükledi. Hainlerin hedefinde jandarma karakolu vardı. Karakol yolunda hain saldırıyı nöbet tutan korucuların dikkati engelledi. Show Haber saldırının ardından olay yerindeydi. Büyük bir patlama olmuş. Patlama o kadar güçlüydü ki işte bu noktada 3 metre derinliğinde bir çukur oluştu. Kaçarken bizim koca ateş etmişti. Hainlerin hedefi jandarma karakoluydu. Hafriyat kamyonuna 10 ton bomba koydular, yola çıktılar. Nöbet tutan korucular tehlikeyi sezdi. Çıkan çatışma sonrası facianın önüne geçildi. Dur çekmişler, ona kaçar. Kaçarken bizim koca ateş etmişti. Ateş ederken ona da patlamıştı. Dün akşam saat 22.15'ti. Bombalı araçla saldırı ihbarıyla ekipler tetikteydi. Karakol çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı. Karakola 1 kilometre kala okul çevresindeki korucular geçen araçları kontrol etmeye başladı. Köy korucuları kulp yolu üzerinde devriye halindeydi. Bomba yüklü hafriyat kamyonu işte tam bu noktadan ilerleyecek ve Zeyrek jandarma karakoluna doğru gidecekti. Ancak o aracı park ettiler, dur ihtarı yaptılar ama araç sürücüsü dur ihtarına uymadı. İçindeki teröristler koruculara ateş açtı, korucular da onlara ve bu bölgede sıcak bir çatışma başladı. Teröristler aracı terk etti. Çatışmanın ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Sonrası kelimenin tam anlamıyla dehşetti. Kaçan teröristler bomba yüklü hafriyat kamyonunu tam da bu noktayı bıraktılar. Kaçanlardan birisi uzaktan kumandayla o kamyonu patlattı ve işte burada dev bir çukur oluştu. Aynı zamanda bu toprağın içinde o hafriyat kamyonuna ait demir parçaları da var. Bir tane terörist etkisi hale getirmiş. Burada sahura yakalamıştı. Burada mı yakaladınız? Evet. Diğer iki terörist de kaçmıştı. Terör saldırısı sırasında kahraman köy korucuları büyük bir faciayı önledi. Bomba yüklü hafriyat kamyonundan geriye hiçbir şey kalmadı. Şu anda Başar Güral'ın durduğu noktada sivil bir otomobil vardı. O otomobil parçaları patlama sırasında işte yolun karşısına buraya kadar savruldu. Aynı zamanda buradaki okulun çatısında ve okuldaysa ciddi hasar oluştu. 5 korucu saldırıdan yaralı kurtuldu. Patlamanın olduğu yerin hemen yanındaki Zeyrek İlköğretim Okulu'ndaysa sağlam cam çerçeve kalmadı. Terör saldırısı sırasında ciddi hasar alan Zeyrek İlköğretim Okulu'nda bugün eğitime ara verildi. İşte okulun camları o patlamanın şiddetiyle birlikte kırıldı. İşte burası da okulun içi. Bakın okulun kapısı tamamen harap olmuş durumda. İşte şu anda biz sınıfın içine girdik. İşte öğrencilerin ders gördüğü, her gün oturduğu sıraların üzeri ise cam kırıklarıyla dolu. En çarpıcı görüntü ise okulun koridorunda gözünüze çarpıyor. Patlamanın etkisiyle buradaki duvarlar yıkılmış ve okulun koridoru tamamen kapanmış. Hain saldırının akşam saatlerinde olması facianın da önüne geçti. Patlamanın etkisiyle her yer simsiyah, sıralar yanmış. Aynı zamanda öğrencilerin binbir zahmetle uğraşıp resim yaptığı o kağıtlar yanmış. Okulun üst katlarına doğru çıkmaya çalışıyoruz ama işte buradaki merdivenlerden çıkmaya çalıştığınız zaman moloz yığınları karşınıza çıkıyor. Bakın burası da okulun ana duvarı ama o duvar da tamamen parçalanmış. Bomba yüklü hafriyat kamyonundan kopan parçalar okulu harabeye çevirdi. Okulun çatısı tamamen yok. Yukarıdan kiremit parçaları okulun bahçesine düşmüş. Camlar kırık. Okulun bahçesinde çok ilginç bir görüntü daha var. Bomba yüklü hafriyat kamyonunun parçaları bu bahçede. İşte o araçtan geriye kalan parçalar burada.
Sadece okul değil, çevredeki evler, iş yerleri ve araçlarda da hasar büyük. Kahve ve market olarak kullanılan bir dükkan yerle bir oldu. Kahvedeki gençleri ise büyük bir tesadüf kurtardı. Kahve dolmuş, 20-30 gençlerimiz varmış. Maç oynamaya gitmişler, büyük bir facia önlenmiş yani. Saldırıda karakoldaki askerler korucuların dikkati sayesinde kurtuldu. Kaçan iki teröristin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı. Ama bu şekilde demokrasi getiriyorlarsa o demokrasi de onlara olsun. İstanbul'da öldürülen kadın öğretmenin katili, iki cinayetten daha aranan seri katil çıktı. Ankara'da bir generalin oğlunu ve Rus sevgilisini öldüren zanne 32 aydır polisten nasıl kaçtı? ODTÜ'de doktora yapan o seri katil az sonra Show Haber'de. Yüksekova önce PKK'lı teröristlerden sonra da o hainlerin evlere, yollara ve barikatlara döşedikleri bombalardan temizlendi. Sokağa çıkma yasağının kısmen de olsa kaldırılmasıyla binlerce Yüksekovalı evlerine geri döndü. Ancak teröristler yuvalarını başlarına yıkmıştı. ...78 gündür bugünün hayalini kuruyorlardı. Evlerine ve eski hayatlarına döneceklerdi. Ama onları bir enkaz alanı karşıladı. Çünkü PKK'lı teröristler dükkanlarını yağmaladı, evlerini yaktı. Sağlam hiçbir ev kalmadı. Terk ettikleri evlerine 2,5 ay sonra döndüklerinde yaşadıkları tek duygu hayal kırıklığıydı. Operasyonlar PKK'lı teröristlerin barikat kurması, hendekler kazmasıyla başladı. Asker ve polis omuz omuza terörle mücadele etti. 78 gün süren operasyonda 200 terörist öldürüldü. 218 barikat kaldırıldı. 137 hendek kapatıldı. Festival! Evdekiler! Ancak ilçedeki yasak devam etti. Çünkü PKK'lılar birçok noktaya bombalı tuzaklar kurmuştu. Son 10 günde yüzlerce bombalı tuzak ortadan kaldırıldı. Tehlikenin ortadan kaldırılmasıyla da sokağa çıkma yasağı sabah 6, akşam 8 saatleri arasında kaldırıldı. Kimi otele yerleşti, kimi başka bir bölgede kiraya çıktı. Kimi de akrabalarının yanında kalıyordu. Yasağın kalkmasıyla eve dönüş başladı. Otobüs firmaları talebe yetişemedi ve ek seferler koydu. Şu anda 22 tane araç gönderiyoruz. Askerler üst aramasının ardından Yüksekova sakinlerini ilçeye aldı. Güvenlik nedeniyle uzun kuyruk oluştu. Ev mi kalmış kalmamış mı artık bilmiyoruz artık. Kalmamıştık. Bu bile duvarlar mı kalmış artık duvarlarımızda sayı çakacaklar. Kontrol noktasını geçenler ve o karmaşa içinde evlerini bulabilenler şanslıydı. Dükkanlar yağmalanmış, evler bombalarla patlatılmış, ateşe verilmişti. Evleri kurşun delikleri nedeniyle kevgire dönmüştü. Yuvalarını bu halde bulan ilçe sakinleri gözyaşına boğuldu. Valilik evlerine dönenleri kablolara dokunmamaları, bombalı tuzaklara dikkat etmeleri konusunda uyardı. Teröristler İstanbul'da yolcu dolu halk otobüsüne el yapımı bombayla saldırdı. Bomba otobüs seyir halindeyken büyük bir gürültüyle patladı. Yolcuların canına kasteden 3 hain ise otobüsün güvenlik kamerasına yakalandı. Yola pusu kurdular, otobüse el yapımı bombayla saldırdılar. Yolcular da, şoför de ölümle burun buruna geldi. Herkes canının derdine düştü. İlk şoku atlatanlar otobüsü terk etti. Ümraniye'de dün akşam saat 21 sıralarıydı. 3 terörist saldırı için en yoğun hattı ve en yoğun saati seçti. Bu kavşakta beklemeye başladı. Teröristlerin ellerinde el yapımı patlayıcılar vardı. İşte tam bu noktada Alemdağ Caddesi ile Zerde Sokak kesişiminde bekliyorlardı. Otobüs geçtiği anda ellerindeki o patlayıcıları ateşe verdiler ve peş peşe otobüse attılar. Otobüs şoförü başta olanı biteni anlamadı. Aracı durdurdu, ortalık patlayan bombalar nedeniyle toz dumandı. Şoför kapıları açınca yolcular da kendini panikle dışarı attı. O sırada otobüste onlarca yolcu vardı. Onlar da korku ve panik içinde kaldılar. Otobüs şoförü aracı durdurdu. Yolcular aşağı indi. Onlarca insanın canına kasteden o teröristler ise kaçarak izlerini kaybettirdi.
Facia kelimenin tam anlamıyla teğet geçti. Bombaların etkisiyle otobüsün alev alması ya da şoförün kontrolü kaybetmesi işten bile değildi. Polis şimdi her yerde otobüse el yapımı bombayla saldıran hainleri arıyor. Bu adamı tanıyanlar dikkat! Küçük çocukları taciz eden bu sapığı tanıyorsanız polisi arayın. İstanbul'da en son nerede görüldü? Ailelerin korkulu rüyası olan tacizci az sonra Show Haber'de. Nüfus planlamasına, doğum kontrolüne ver yansın etti. Müslüman böyle bir anlayış içinde olamaz dedi. İstanbul'da iki ayrı durakta konuştu Erdoğan. Gezi olaylarının yıl dönümünde Batı ülkelerine de gezi üzerinden mesaj gönderdi. Nüfus planlamasıymış, doğum kontrolüymüş. Hiçbir Müslüman aile böyle bir anlayışın içerisinde olamaz. Rabbim ne diyorsa, sevgili peygamberi ne diyorsa biz o yolda gideceğiz. En az 3 çocuk demedi bu kez ama tepkisinin hedefinde nüfus planlaması vardı. Dini referans gösterdi, annelere çağrı yaptı. Neslin asıl sahibi annedir. Anne olduğu için cennet annelerin ayakları altındadır, babaların ayakları altında değil. O çok tartışılacak açıklamayı TÜRGEV Genel Kurulu'nda yaptı Cumhurbaşkanı. Gençlere terör üzerinden de söyleyecekleri vardı. Bu gençlerin bir kısmını bölücü terör örgütü devşiriyor, zehirliyor, kullanıyor ve maalesef onları acı bir akıbete doğru sürüklüyor. DAEŞ gibi terör örgütlerinin ağına düşen gençlerimiz var mı? Var. İnancı var ama şuuru yok. Uyuşturucu, kumar, çeşitli dünyevi zevkler, hatta teknoloji bağımlılığı gibi sorunlar yaşayan gençlerimiz de var. Erdoğan'ın bir sonraki durağıysa kentsel dönüşüm konutlarının teslim töreniydi. Gezi olaylarının yıl dönümünde eylemlerin yaşandığı Batı ülkelerine gezi üzerinden yüklendi. Paris'te yaşanan olaylardan dolayı şu anda ben de endişeliyim. Fransız polisinin uyguladığı şiddeti kızıyorum. Bana nasihat ediyordunuz, akıl veriyordunuz. Bu gezicilere karşı niye böyle yapıyorsunuz diye. Şimdi size sesleniyorum. Paris'teki özgürlük mücadelesini verenlere karşı niye böyle yapıyorsunuz? Kredi çekmek isteyen emeklilere müjde geldi. Kamu bankaları milyonlarca emekliye faizsiz kredi verecek. Üstelik bu kredide ilk 12 ay taksit ödemesi olmayacak. İşte emeklinin yüzünü güldürecek kredinin ayrıntıları. Maaşın 10 katına kadar kredi imkanı, üstelik 12 ay geri ödemesiz. Emeklilere kredi müjdesi kamu bankalarından geldi. Yüksek faizler kredi çekmek isteyen emeklilerin önündeki en önemli sorundu. Faiz probleminde kamu bankaları devreye girecek. Artık emekliler hem daha kolay kredi çekecekler hem de 12 ay geri ödemesiz olacak bu kredi. Yani milyonlarca emeklinin yüzü gülecek. 36 ay veya daha uzun vadeler üzerinde duruluyor çalışmada. Emekliler maaşlarının 10 katına kadar kredi çekebilecek. Yani 1500 lira maaşı olan bir emekli yasal prosedürleri tamamlayınca 15 bin lira kredi çekebilecek. Sistem tüm emeklileri kapsayacak şekilde hazırlanıyor. Yani özel sektör ya da kamu emeklisi olmasının herhangi bir farkı olmayacak. Ayrıca ay sonu zor getiren emekliler de düşünülmüş durumda. Kredi çektikten sonra emekliler 12 ay boyunca bankaya herhangi bir ödeme yapmayacak. Kredi çektikten 12 ay sonra başlayacak ödemelerde faiz de işletilmeyecek. Yani emekliler hem bir süre geri ödeme yapmayacak hem de uzun vadede faizsiz kredi çekme avantajını kullanacak. Çalışma artık son aşamasına gelmiş durumda. Sisteme son şekli veriliyor. Emekliye faizsiz ve geri ödemesiz kredi müjdesinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. İstanbul'da öldürülen kadın öğretmenin katili, iki cinayetten daha aranan seri katil çıktı. Ankara'da bir generalin oğlunu ve Rus sevgilisini öldüren zanne, 32 aydır polisten nasıl kaçtı? ODTÜ'de doktora yapan o seri katil az sonra Show Haber'de.
İki çocuk annesi, tarih öğretmeni Fatma Kayıkçı'nın katilinin kimliği tespit edildi. Yıllarca ailenin işlettiği kafede çalışan, parası olmadığı için kalacak yer verilen zanlı, Ankara'da bir generalin oğlunu ve sevgilisini öldüren, Fransa'da kız arkadaşı ortadan kaybolan seri katil Atalay Filiz çıktı. Polisin tam 2,5 yıldır aradığı seri katil son cinayetinin ardından da ortadan kayboldu. Biz buna artık seri katil diye bakıyoruz. Yengemle beraber 4 cinayet oldu. Fatma öğretmeni öldürdükten sonra cesedini bir valize koyan ve ormanlık alana atan cani seri katil Atalay Filiz çıktı. Dedektifler evdeki parmak izi incelemesinin ardından aradıkları isme ulaştı. Ozanlı 2,5 yıl önce Ankara'da bir generalin oğlu olan Göktuğ Demiraslan ve sevgilisi Elena'yı öldüren, 32 aydır da firar eden ODTÜ Biyoloji Bölümü doktora öğrencisi Atalay Filiz'den başkası değildi. Atalay Filiz 2010 yılında Rus sevgilisi Olga Seregina ile birlikte öğrenci değişim programıyla Fransa'ya gitti. Yanında çocukluk arkadaşı Göktuğ Demiraslan ve onun sevgilisi Elena vardı. Ancak Paris'te eğitim gördükleri sırada Atalay Filiz'in Rus sevgilisi Olga bir anda ortadan kayboldu ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Rus sevgilisi bir anda ortadan kaybolan Atalay Filiz, Fransa'da aynı evi paylaştığı arkadaşlarıyla Türkiye'ye döndü. İddiaya göre arkadaşının sevgilisine saplantılı bir şekilde aşıktı. Onları ayırmak için bazı girişimleri oldu ama başaramadı. Atalay Filiz çocukluk arkadaşı Göktuğ Demiraslan ve onun sevgilisi Elena Radçikova'yı Ankara'da yakın takip aldı. İki genci kullandıkları aracın içindeyken silahla vurarak öldürdü. Ve polisin yaptığı araştırmada ise o aracın altında bir takip cihazı bulundu. Ve o cihazın içinden çıkan sim kartsa Atalay Filiz'e aitti. Öldürdüğü generalin oğlu TÜBİTAK'ta çalışıyordu. Onu takip etmek için otomobiline cihaz yerleştirmiş, sonra da hem onu hem de saplantılı bir şekilde aşık olduğu sevgilisini katletmişti. İddiaya göre çifte cinayeti işlerken tanınmamak için başörtüsü de takmıştı. Parlak bir eğitim hayatının ardından biyoloji bölümünde doktora yapan zanlı bir araçla başkentten kaçtı. Güvenlik kameralarının bulunmadığı yolları kullanıp Kütahya'ya ulaştı. Polis aracı bulduğunda içinde saç boyaları ve bazı kimyasallar vardı. Bir süre ormanda saklandığı tespit edilen Atalay Filiz'in izine o günden sonra ulaşılamadı. Ta ki öğretmen Fatma Kayıkçı'yı da öldürene kadar. Seri katil olduğu tespit edilen Atalay Filiz kendisine sahte bir kimlik çıkartarak ismini de çevresindekilere Furkan Altın olarak tanıttı ve öldürdüğü Fatma Kayıkçı'nın eşine ait olan bu aile bahçesinde de yıllarca garson olarak çalıştı. Fotoğraflardaki bu kişiyi tanıyor musunuz şöyle baktığınızda? Tabii, bu bahsettiğimiz kişi bu. Kim bu? Bu sahte kimlikle bize bildiğimiz Furkan Altın ama yeni ismi Atalay Filiz'miş. Daha önce de olaylar varmış. Biz buna artık seri katil diye bakıyoruz. Bu bilinen net olarak 4 yengemle beraber 4 cinayet oldu. Bu geldiğinde bu haldeydi, tamam mı? Böyle zayıftı. Şimdi biraz daha hani kilo almıştı. Yani biraz daha şimdi yanakları dolgun. Son olarak Fatma Kayıkçı'yı katleden zanlı cinayeti işledikten sonra tarih öğretmeninin cansız bedenini bir valize koydu. Bu caddeden de geçerek taşıdığı valizi evin 500 metre ilerisindeki yeşil alana bıraktı ve sonra da kayıplara karıştı. Acaba bu Tuzla'da geçirdiği 2,5-3 sene içerisinde acaba şey var mı? Başka bir cinayet işleyip yine burada kendini kamufle ediyor muydu? Onu da bilmiyoruz. Biz mazlum diye bağrımıza bastık ama ciğerimizi yaktı. Çocukluk arkadaşını ve onun sevgilisini katleden, kayıp olan kendi sevgilisini de Fransa'da öldürdüğü tahmin edilen seri katilin kimliğini ise evdeki parmak izleri ortaya çıkardı. Dedektifler Atalay Filiz'i başka bir cinayet işlemeden yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. Yol bakım çalışması talihsiz adamın sonu oldu. İstanbul Sancaktepe'de yük boşaltan kamyon evin bahçesine uçtu. Neyse ki sabahın erken saatleriydi ve sokak tenhaydı. Faciadan dönüldü ancak şoför o kadar şanslı değildi. Güm yapıp ben zannediyorum makinem patladı dedim. O an çok korktum tabii ki. Boşaltacağı sırada devrildi. Tekerlekler işte karşımda duruyordu. Ben kendi camım böyle görünce çok şok oldum böyle. Bina sakinleri önce deprem oluyor sandı ama değildi. Dışarı bakanlar gözlerine inanamadı. Bahçelerinde ters dönmüş bir kamyon, içinde de yaralı şoförü vardı. Freni zaten tutmuyordu, altına taş koymuştuk. Freni tutmadığı için de
damperi kaldırınca serpalandı, serpalanınca devrildi. Yer Sancaktepe, sabah saatleriydi. Sokakta yol çalışması vardı. Parke taşları için kum döküyordu. 50 yaşındaki kamyon şoförü Ramazan Bengükhan kamyonu işte tam bu noktaya yanaştırdı. Damperini açtı, kum boşaltacaktı. Ancak kamyon bir anda dengesini kaybetti ve hareket etmeye başladı. Güm yapıp benim makinem patladı dedim. Yükün sol tarafta oluşu dengeyi kaybettirdi ona. Mengükhan'ın içinde bulunduğu kamyon yaklaşık 3 metreden işte bu apartmanın bahçesine uçtu. Mengükhan kabinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri geldi ve onu yaklaşık 2 saatlik çalışma neticesinde sıkıştığı yerden çıkardı. Ekipler hemen hastaneye yetiştirdi. Ancak Mengükhan hayata tutunamadı. Koşuşturmayı görünce ben de koştum cama, baktım ki tekerlekler işte karşımda duruyordu. Benim kendi camım böyle görünce daha hala şoktu. Daha evimize giremiyoruz. Güm diye ses geldi. O sıra çıktım baktım mutfağın camına, şöyle bakınca ben de kasayı gördüm. Bu adamı tanıyanlar dikkat. Küçük çocukları taciz eden bu sapı tanıyorsanız polisi arayın. İstanbul'da en son nerede görüldü? Ailelerin korkulu rüyası olan tacizci az sonra Show Haber'de. Uyuşturucu illetini almak için gecenin bir yarısı yola çıktı ve karanlıkta kendisini polis zanneden uyuşturucu satıcısına laf anlatmaya çalıştı. Ancak kendisinin polis olmadığına inandıramayınca alnına sıkılan kurşunla can verdi. Burası yedi, burası. Burası yedi. Mavi kapın olduğu yer yedi. Uyuşturucu satıcısı onu polis zandı. Önce havaya, sonra da 26 yaşındaki gence ateş açtı. Serhat hastaneye götürülürken hayattaydı. Ancak yaşam mücadelesini sürdüremedi. Şu uyuşturucu belası görüyorsun bak, başını getirmesin ya. 26 yaşındaki gencin Tekirdağ'da halı ve oto yıkama dükkanı vardı. Akşam iş çıkışı dükkanı kapattı. Kardeşi ve iki arkadaşını da yanına alarak otomobile bindi. İddiaya göre uyuşturucu satın almak için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine gitti. Gecenin bu saatinde uyuşturucu almaya gel. Hıdır Ağa mahallesine geldiklerinde Serhat uyuşturucu satıcısının yanına yaklaştı. Karanlıkta onu polis zanneden satıcı kimliğini görmek istedi. 26 yaşındaki genç polis olmadığını söylese de satıcıyı ikna edemedi. Kimlik tartışması uzayınca satıcı belindeki silahına davrandı. Önce havaya ateş etti, sonra da Serhat'ın başına nişan aldı. Bir kez daha silahı ateşleyip sırra kadem bastı. Kardeşi ve iki arkadaşı Serhat'ı hemen en yakın hastaneye götürdü. O sırada 26 yaşındaki genç hala nefes alıyordu. Ama tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis kaçan uyuşturucu satıcısını yakalamak için çalışma başlattı. Ve şimdi de ekrana bir sapığın görüntüsünü getireceğiz. Amacımız onu görenlerin veya tanıyanların hemen polise haber vermesi. Çünkü yakalanamadığı her an küçük çocuklar için çok büyük tehlike. Küçük kızı takip etti, apartmanın önünde taciz etti. Zeytinburnu'nda ortaya çıkan sapık, çevrede yaşayan ailelerde korku ve panik yarattı. Burada çocuğa tacizde bulunuyor. Önceden öğrenseydik bir müdahale ederdik ama sonradan öğrendiğimiz için hiçbir müdahale bulamadık. Tarih 19 Mayıs. Okullar tatil. Çocuklar sokakta oyunda. Güvenlik kamerasının saati 1 saat geri. Yani 18.26. Küçük kızı takip eden sapık ona yaklaştı. 30 yaşlarındaki sapık çocuğa işte apartmanların önünde tam burada tacizde bulundu. Çocuk korkuya kapıldı. Apartmanlarının giriş kapısı burasıydı. Kapalı olduğu için kız hızla diğer taraftan apartmanın önüne doğru koştu. Sapık da peşinden. Sapıktan kaçan küçük çocuk hızla apartmanın önüne geldi. Annesine haber vermek için zile bastı. O sırada sapık geldi ve kendisine tam burada cinsel istismarda bulundu. Ardından geldiği gibi işte sokaktan sola döndü ve ortadan kayboldu. Sapık hızla uzaklaşırken küçük kız açılan kapıdan içeri koştu. İğrenç olayı annesine anlattı. Annesi de panikle aşağı fırladı. Sapığın peşine düştü. Ancak yakalayamadı. Aile durumu polise bildirdi. Polis de o sapığın peşine düştü. Bugün bir bizim komşumuzdaysa yarın bizim çoluğumuz çocuğumuz olabilir. Bu adamın bize en yakın zamanda yakalanmasını istiyoruz. Mahalleli sapığın bir an önce yakalanmasını istiyor. Çünkü korkudan çocuklarını dışarı çıkaramıyorlar. Korktuk, artık gönderemiyoruz aşağıya.
çocukları. Anne babalar çocuk istismarcılarına en ağır cezanın verilmesini istiyor. Kanunların ağırlaştırılması lazım. Bu tür insanların ortadan kaldırılması için elimizden gelen her türlü müdahale yapmak zorundayız. Rezil. Hakikaten inşallah bu insanın yakalandığı haberini vermek de bize kısmet olsun. Bebekleri doğduğunda sağlıklıydı ama daha hastaneden çıkmadan ailesi kolundaki sıkıntıyı fark etti. Bebeklerinin kolu kangren olmuştu ve kesildi. Ailesi doktorlardan ihmal iddiasıyla şikayetçi olurken hastane ihmal iddialarını reddetti. Hani sağ sağlığın bu kadar ucuz olmadığını öğrensinler. Zeytin gibi gözleri, okka gibi burnu var ama sol kolunu hiç kullanamayacak artık. İddiaya göre doğum sırasında yaşanan ihmaller zinciri Zeynep Sari'yi kolundan etti. Çocuk doktorunu bekliyoruz, çocuk doktora gelmedi. Hani dedik bize acil bir doktor lazım, bir bakılması lazım. Bu çocukta ciddi bir sorun var. Bize dedikleri işte çocuk doktoru bugün gelmeyecek, yarın gelecek bakacak. Seniz çifti 6 yıllık evliliklerinin ardından bebek sahibi olacaklarını öğrendi. Ama 30 yaşındaki anne adayı Derya Seniz'in sevinci 36. haftada tedirginliğe döndü. Çünkü bebeği karnında hareket etmiyordu. 2 gün hareket etmediğini doktoruma söyledim. Bir sorun olmadığını, işte bebeğin suyunu kilosunda iyi olduğunu söyleyip beni eve gönderdi. Eve geldi ama bebek 7 gün boyunca yine hareket etmedi. Durumdan korkan anne tekrar doktoruna koştu. Genç kadın apar topar doğuma alındı. Zeynep Sare sezaryenle dünyaya geldi. Anne baba ise gördükleri manzarayla şoka girdi. Kıyafetlerin üzerine kan lekesi sızdığını fark ettiler. Kolun omuzdan aşağısının morarmış olduğunu, tırnaklara kadar kararmış olduğunu gördüm. Biz dehşete düştük. Doğumu yaptıran doktor iddiaya göre panik yapılacak bir şey olmadığını söyledi. Ama 3 saat sonra bir başka doktor bebeğin kolunda nabız olmadığını fark etti. Hemen bebeği başka bir hastaneye sevk etme kararı alındı. Zeynep bebek Samsun'dan Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Kocaeli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin sol kolunun kangren olduğu belirlendi. Bir ay süren tedavide sonuç vermedi. Bebeğimizin sol kolunu kurtaramadık. Bebeğimizin sol kolu bir hafta sonra kesildi. Çiftin iddiasına göre bebeklerinin neden kangren olduğu ile ilgili tatmin edici bir açıklama yapılmadı. Genç çift sorumlulardan şikayetçi oldu. Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü'nde şikayetimiz var. Hukuksal yönden suç duyurusunda bulunduk. Cezalarını almasını istiyoruz. Zeynep Sare şimdi 6,5 aylık. Ameliyatlar sırasında kesilen diğer kolunu da kısmen kullanabiliyor. Ancak 2 yaşından sonra protez takılabilecek. İddiaların odağındaki özel hastane yönetimi ise konunun yargı sürecinde olduğunu, bebeğe hastanede gerekli müdahalelerin yapıldığını, kangrenin 200 bin ila 300 binde bir olarak görülen çok nadir rastlanan bulgu olduğunu belirtti. Sel bir anda öylesine vurdu ki otomobiller, minibüsler oyuncak gibi sürüklendi. Azgın su engel dinlemedi. Felaket zedelere yardım etmeye çalışan biri itfaiyeci, 3 kişi hayatını kaybetti. Görüntüler felaket filmlerini aratmayacak türden. Bir anda bastıran aşırı yağış dakikalar içinde şehri bu hale getirdi. O kadar ani vurdu ki ambulanslar alarm halinde, otomobiller dörtlüleri yanarken yakalandı. Bu iki adam da azgın suya direnemedi. Burası Almanya. Ülkenin güneybatısında neredeyse taş üstünde taş kalmadı. Maddi hasar milyonlarla ifade ediliyor. Baden-Württemberg ve Bavyera eyaletleri felaket bölgesine döndü. Sele evlerinde yakalananlar bile güvende kalamadı. Su bir anda üst katlara kadar ulaştı. Bazı bölgelere ulaşım tamamen koptu. Evler, sokaklar, dükkanlar balçıkla kapandı. Sürüklenen otomobiller binalara çarptı, büyük hasar verdi. Şimdiye kadar 3 kişi hayatını kaybetti. Bir itfaiyeci kurtarmaya çalıştığı felaketzede ile birlikte can verdi. 60 yaşındaki bir adam da yer altındaki otoparkta boğuldu. Bölgede sel ve kurtarma çalışmaları hala devam ediyor. Okullar tatil edildi. Felaketin boyutları kesin olarak belirlenemedi. Ancak ulaşılamayan çok sayıda bölge var. Ekipler ölü sayısının artmasına kesin gözüyle bakıyor.
Bar kavgasında kan aktı, bir kişi öldü, üç kişi de yaralandı. Zanlının hakim karşısına çıktığı gün o korku dolu anların görüntüsü de ortaya çıktı. Ancak taraflar adliye önünde karşılaşınca az kalsın yine kan akıyordu. Silahını çekti, kurşun yağdırdı, bir can aldı, dört kişiyi yaraladı. 39 yıl hapse çarptırılmasına neden olan o anların görüntüleri ortaya çıktı. Bar kavgasının tarafları adliyede de birbirine girdi. Takvimler geçen yılın 27 aralığını gösteriyordu. 35 yaşındaki Yavuz Çakar'ın eğlenceli başlayan gecesi bu görüntülerle bitti. Kavga sırasında silahına sarıldı, tetiğe basarken de tereddüt etmedi. Polis kanlı gecenin ardından güvenlik kamerası görüntülerine el koydu. Çakar bir anda oturduğu masadakilerle tartışmaya başladı. O tartışma kısa sürede kavgaya, ardından da çatışmaya döndü. Yavuz Çakar tabancasını çıkardı, Serdar Öztürk'ü başından vurdu. O korku dolu anlara tanık olanlar Çakar'ı durdurmaya çalıştılar ama nafile. Görüntülerde duyulmuyor ancak mekanda son ses çalan müzik nedeniyle oturanlar ne olduğunu anlayamadı. Hatta kimileri sandalyesinden bile kalkamadı. Arbede yerde de devam etti. Dört kişiyi yaralayan, bir kişiyi de öldüren Çakar birbiri ardına tetiğe basmaya devam etti. Bardaki kadınlar şok oldu. Ne yapacaklarını şaşırdı. Saldırgan da o kargaşadan yararlanıp kaçtı. Güvenlik görevlileri arkasından koştu. Bu kez de bıçaklı kavga çıktı. Çakar yaralandı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen saldırgan hakim karşısına çıktı. Ancak taraflar adliye önünde karşılaşınca ortalık karıştı. Polis tarafları ayırmakta zorlandı. Bir kişinin öldüğü, üç kişinin yaralandığı kavganın davasında ilk duruşmada karar çıktı. Çakar toplam 39 yıl 7 ay hapis cezasına çarptırıldı. Şanlıurfa'da bir iş adamı oğlunun sünnet düğünü için her türlü imkanını seferber etti. Yemekler kazanlarda pişti, özel davetliler için deve kesildi. Görkemli düğünde pisttekiler için konfetiler değil, dolarlar havaya atıldı. Düğüne binlerce davetli katıldı. Ünlü isimler sahne aldı. Dün gece Urfa'daki sünnet düğününde sanatçılar dolar yağmuruna tutuldu. Allah! Urfalı bir iş adamının 12 yaşındaki oğlunun sünnet düğünü dün gece yapıldı. Bülent Ersoy gecenin onur konuğuydu. Diva gündüz saatlerinde Şanlıurfa'ya geldi. İlk iş Balıklı Gölü ziyaret etti. Siyah elbisesi ve görkemli altın rengindeki takılarıyla Diva'ya ilgi yoğundu. Sünnet düğününe katılmak için törenin yapılacağı alana geldiğinde de bir insan seli karşıladı Diva'yı. Onun için bir deve kesildi. Gecede ünlü isimler sahne aldı. Sanatçılar şarkı söylerken dolarlar havalarda uçuştu. Bir kişi elindeki bir dolarlık banknotları saçtı. Bir süre sonra yeri dolarlar kapladı. Davetliler eğlencelerine dolarlara basarak devam ediyordu. O anlarda biri elinde poşetle dolarları toplamaya başladı. Sahneye çıkma sırası Diva'ya geldi. Onun için dolar saçan kişi bile özeldi. Sahnenin kenarında durdu. Diva'yı rahatsız etmeden dolarları ikişer üçer attı. Binlerce kişinin davet edildiği sünnet düğünü havai fişek gösterisiyle sona erdi. Üç genç kadın markete girdi, müşteri gibi davrandı, ne var ne yok çantalarına doldurup çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan o anlarda ilginç bir detay var. Zanlılar yükte hafif, pahada ağır malları değil, kahvaltılıkları tercih etti. Şu üst rayondan kahve alıyorlar. Çikolata ezmelerini alıyorlar. Üç kadın güpegündüz geldi, yoğunluktan faydalanıp rafları boşalttı. Tercihleri ise pahalı ürünler yerine çay, kahve ve tatlı oldu.
Zanlıların İstanbul Gültepe'deki markete gelişleri kare kare görüntülendi. Üç genç kadın dikkat çekmemek için markete tek tek girdi. Kadın hırsızlardan ikisi park halindeki araçtan indiler ve adım adım markete doğru yürüdüler. Çantaları sırtlarındaydı ve müşteri gibi marketin içine girdiler. İki bayan girdi arka tarafa doğru. Ben onlara yardımcı olayım diye giderken başka müşterilerimiz geldi. Ben kasaya yöneldim. Hırsızlar market sahibine görünmemek için bir arka reyona geçtiler ve bu reyonda da hedeflerinde çay ve kahvelerin bulunduğu stand vardı. O standdaki ürünleri tek tek aldılar, çantalarına doldurdular. Market sahibi Ahmet Sarı'nın kontrol etme fırsatı olmadı. Çünkü son giren zanlı o anlarda dikkatini dağıttı. Hiç hırsıza benzemiyorlardı. Gayet hanımefendi gibi giyinmişler. Dolaşıyorlardı. Altında modelli araba vardı. Eşkalleri suçlu profili çizmiyordu. O yüzden üçü de dikkat çekmedi. Ancak marketten çıkışları şüphelendirdi. Alışveriş yapmadan bir müddet sonra dışarı çıkınca ben dedim şüphelendim. Yani burada mutlaka dedim bir olumsuzluk var. Çünkü bayağı içeride durdular. Güvenlik kamerası kayıtları Sarı'nın kuşkularını haklı çıkardı. Maddi zararı büyük değil ama... Ben çalınan malların peşinde değilim. Başka esnaf arkadaşlar mağdur olmasınlar. Genç kadın savcılığa başvurdu ve kandırıldığını öne sürdü. İddiasına göre ünlü bir fotoğrafçı uygunsuz pozlar için onu kandırmış, vaat ettiği parayı ise vermemişti. Onun şikayet dilekçesinde öne sürdüğü bu iddiayı karşı tarafsa yalanladı. Haberler geldi bana. Doğru, o kişiye açtım dava. Ben böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmiyorum. Bir tarafta rol aldığı erotik film için parasını alamadığını öne süren bir kadın, diğer taraftaysa o film için ödeme yapmadığı öne sürülen bir fotoğrafçı. Ben böyle bir suçlamayı hiçbir zaman hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Genç kadının iddiasına göre fotoğrafçı Melih Özbay uygunsuz videolarını çekti. O çekimler için de ödeme yapacağını söyledi. Sosyal medyada çok sayıda videosu dolaşan Eda ismini kullanan genç kadın internette oldukça popüler. İddiaya göre dekolte fotoğraflar çektirmek istiyordu. Suçladığı fotoğrafçıyla tanışması da bir tanıdığı aracılığıyla oldu. Suç duyurusundaki iddiaya göre Melih Özbay Eda isimli kadının evine kamerasıyla gitti. Ancak fotoğrafların ardından erotik görüntüleri de kameraya alındı. Ve savcılığa verdiği şikayet dilekçesinde genç kadın uygunsuz videoları karşılığında kendisine 15 bin euro para teklif edildiğini ancak bu parayı alamadığını söyledi. Hakkımda asılsız haberler gördüm. Bundan dolayı gerçekten çok şaşkınım. Sonuçta hepimizin annesi, babası, ailesi, çocukları, dostları var. Haberler geldi bana. Doğru, o kişiye açtım dava. O yüzden dava sonuçlarına kadar... Fotoğrafçı Melih Özbay'a göre ise asıl mağdur olan kendisi. Çünkü Özbay kendisi hakkında suç duyurusunda bulunan Eda isimli kadının erotik görüntülerini almadığını, sadece onun istediği fotoğrafları çektiğini iddia etti ve karşılığında alması gereken parayı da alamadığını öne sürdü. Üzgünüm ama bunun arkasını peşini bırakmayacağım. Gerekli merceklere gidip ben de hakkımı arayacağım. Böyle bir iddia kesinlikle yoktur. Ben böyle bir şeyi asla ve asla kabul etmiyorum. Karşılıklı suçlamalarla ilgili son kararı yargı söyleyecek. Fransız turist kafilesinin Bodrum keyfi bir kazayla bölündü. Motosiklet sürücüsü biraz fazla gaza gelince gezi virajın dibinde son buldu. Motosikleti çalıştırdı, gaza yüklendi. Kendini önce havada sonra da yerde buldu. Fransız turist kafilesi tatil için Bodrum'u seçmişti. Onlardan biri arkadaşlarına gidecekleri yönü gösterdi, sonra da motosikletin başına geçti. Arkadaşlarının peşinden gitmek için gaza yüklenince motosiklet birden şaha kalktı. Birkaç metre yüksekten aşağı düşen turist bir ağaca çarptı. O ağaç olmasa belki de yola düşecek ve yoldan geçen araçların altında ezilecekti. Kazayı ucuz atlatan Fransız turist Bodrum gezisine kaldığı yerden devam etti. Öz anne babası tarafından ormana bırakılan çocuk kayboldu. Ekipler bakılmadık yer bırakmadı ama şimdiye kadar hiçbir iz yok. Ailesinin çocuğu ormana bırakma nedeni ise akıllara durgunluk verecek türden. Yamato Tanoka daha 7 yaşında. 3 gündür ayı sürüleriyle dolu ormanda tek başına.
Üstelik oraya kendi anne babası tarafından ceza olsun diye bırakıldı. Ama şimdi öldü mü kaldı mı bilen yok. 150 kişilik arama ekibi Japonya'nın Hokkaido adasında bakılmadık taş altı bırakmadı. Ama küçük Yamato sanki yer yarıldı, yerin içine girdi. Arama çalışmalarına anne ve babası da katılıyor. Gözleri yaşlı ama sadece çocukları kayıp olduğu için değil. Küçük Yamato'yu ormana bizzat kendileri bıraktı. Sürekli yoldan geçen otomobillere taş atan çocuğu cezalandırmak için otomobilden indirip gittiler. Çalışmalara katılan anne baba ilk başta gerçeği sakladı. Çocuklarının sebze toplamak için ormana gittiğini söyledi. Ancak bir saat sonra yaramazlık yaptığı için bırakıp gittiklerini itiraf ettiler. İddialarına göre sadece birkaç dakika yalnız bıraktılar. Ama döndüklerinde yerinde yeller esiyordu. Baba, onu biraz korkutmak için ormanda arabadan indirdim ancak şimdi çok endişeliyim ifadesini kullandı. Yetkililer 3 gündür vahşi ayıların cirit attığı bölgede tek başına olan Yamato'dan ümidi kesmek üzere. Beyaz eşya dükkanını 3 dakikada soydular, polisten kaçtılar. Nefes kesen takibin sonunda içlerinden biri yaralı yakalandı. Takibin en heyecanlı anları ise kayıt altındaydı. Ambulans geldi, kazada yaralanan genç polis aracından indirildi. Ancak ellerinin arkadan kelepçeli olmasının bir nedeni vardı. Çünkü o beyaz eşya dükkanını soyan 3 hırsızdan biriydi. Çevredekiler yaralı hırsıza tepki gösterdi. Öbür kolunu vuralım. Hangi tarafta var? Abi sopayla getireceğiz bu araba. Hırsız abi bunlar da işte bu ara buralarda dolaşıyorlar böyle. Adres Kocaeli. Dün gece saat 02.30 sıralarıydı. 3 hırsız çalıntı bir araçla beyaz eşya dükkanına geldi. Kapıyı levyeyle kırmaları, 10 LCD televizyonu sökmeleri ve kaçmaları sadece 3 dakika sürdü. Patlattılar şeyi. Kapıyı yüklediler, gittiler. Kaç kişiydi abi? 3 kişi. Hırsızlar araçla uzaklaştı. O anlara tanık olan mahalleli hemen telefona sarıldı. Ekipler gelen ihbarla hırsızların peşine takıldı. Hırsızlar otobüs durağına çarptı. Biri yaralıydı. İki suç ortağı onu bırakıp kaçtı. Gözünü aç bahsediyor. Yüzüstü mü yatırdı? Araba kurdolu. Araçta 10 LCD televizyon, dizüstü bilgisayarlar ve kameralar vardı. Altta da var. 9-10 tane sırf televizyon var. Onun haricinde kameralar falan var. Bayağı var. Yaralı hırsızlık şüphelisi ambulansla hastaneye götürüldü. Polis şimdi kaçan diğer iki zanlının peşinde. Sadece 4 kişilerdi. Bankaların ATM cihazlarına kurdukları düzenekle tam 235 kişinin hesaplarını bir bir boşalttılar. Binlerce liralık vurgun yapan ATM fareleri polisin sıkı takibiyle yakayı ele verdi ve cezaevinin yolunu tuttu. ATM'ye yerleştirilen düzeneği söken bir dolandırıcı değil. Polisin ta kendisi. Yapılan operasyon sonrasında ortaya çıktı o düzenek. Binlerce liralık vurgunun en somut kanıtıydı. Dolandırıcılar ATM'lerin kart yuvasına yerleştirdikleri cihazla yaptılar o vurgunu. Dışarıdan bakıldığı zaman bir şey anlaşılmıyordu ama ATM'nin başına işlem yapmaya girenler kartlarını buraya takmasıyla dolandırıcıların tuzağına düşmüş oluyorlardı. ATM fareleri o yöntemle tam 235 kişinin hesap ve kart bilgilerini ele geçirdi. Kısa zamanda da o hesapları boşalttı. Hesabında para kalmadığını öğrenenler hemen polise başvurdu. Siber suçlarla mücadele ekipleri operasyonun düğmesine bastı ve ATM'lerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ankara Emniyeti çok geçmeden ATM farelerini yakaladı. Hazırladığı kliple de dolandırıcıların yaptığı düzeneyi işte böyle paylaştı. Peki ATM kullanırken mağdur olmamak için nelere dikkat edilmeli? İlk yapılması gereken şey kart yuvasının elle kontrol edilmesi, yerinden çıkıp çıkmadığına bakılması. Bir diğer alınacak önlemse kartın şifresini girerken elimizle gireceğimiz rakamların saklanması. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.
Top model genç kadın sevgilisini kendisinden daha genç bir kadınla yakalayınca öfkeden deliye döndü. Tatil için gittikleri villada kurşun yağdırdı ancak kıskançlığının bedelini de çok ağır ödedi. Elmas tüccarı sevgilisini kendinden genç ve güzel bir kadınla bastı, kıskançlıktan deliye döndü. İş adamını başından 3 kurşunla vurarak öldürdü. 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Maika Kukucova Slovak asıllı top model. 2012 yılında milyoner Andrej Bush'la birlikteydi. İki çocuk babası genç adam eşinden boşanmıştı. Sevgililer birlikte dünyayı geziyor, günlerini gün ediyorlardı. O mutlu zamanlarında çektirdikleri resimleri de sık sık sosyal medyada paylaşıyorlardı. Ancak çiftin ilişkisi inişli çıkışlı bir hal almaya başladı. Milyoner iş adamı sonunda Kukucova'nın isteklerine dayanamadı. 2014 yılında genç modeli terk etti. Hemen ardından da İspanya'da tanıştığı Rus asıllı model 20 yaşındaki Maria Korotaeva ile yeni bir aşka yelken açtı. Korotaeva, yeni milyoner sevgilisi Bush'la yaptığı gezilerin resimlerini sosyal medyadan paylaştı. Hatta iddialara göre ayrılık şokunu atlatamayan Kukucova'yı da kıskandırmaya başladı. Ama sonun böyle olacağını o da bilmiyordu. Sevgilisini kaptırmayı sindiremeyen Slovak model akıl almaz bir plan yaptı. Sosyal medyadan yerlerini tespit ettiği sevgililere tuzak kurdu. İş adamı İspanya'daki villada yeni sevgilisiyle birlikteyken baskın yaptı. Bush'u 3 kurşunla vurdu. Maria Korotaeva o anlarda villanın havuzundaydı. Silah sesleri üzerine polise haber verdi. Mutlak bir ölümden şans eseri kurtuldu. Slovak model cinayetin ardından ülkesine kaçtı. Ancak Interpol tarafından arandığını öğrenince teslim oldu. 2 yıldır devam eden dava sonuçlandı. Genç kadın 20 yıl hapse mahkum edildi. Ancak ceza milyoner iş adamının yakınlarını tatmin etmedi. Özellikle büyük şehirde yaşayanların ortak hayali kentin gürültü ve stresinden kurtulup köy hayatı yaşamak. Seyfullah Aydın bunu başaran şanslı azınlıktan, üstelik hobi olarak başladığı tavukçuluk sayesinde de ayda yaklaşık 16 bin lira kazanıyor. Taleplere şu anda yetişemiyoruz, yok satıyoruz gibi bir şey yani. İşte bu tavuklar sayesinde ayda 16 bin liraya para demiyor. Emekli olmasının ardından hobisi sayesinde emekli maaşına bile dokunmuyor. Seyfullah Aydın, Bursa'da tekstil işiyle uğraşıyordu, emekli oldu. Hayalini kurduğu çiftlik evine yerleşti. Hem hobi hem de küçük bir gelir kaynağı olsun diye yumurta satmaya başladı. Emekli olandan sonra bir şeyler yapalım diye düşündüm. Köy çocuğu olduğumuz için organik gezen tavuk yumurtası imal etmek için bu tavuk çiftliğini açtık. 500 tavukla başladı. Önce 1000 sonra 2000 tavuğa kadar çıktı. Organik yumurtalarıyla kısa sürede ün saldı. Merdiven altı saç boyalarındaki tehlikeyi sıkça getirdik ekranlarınıza ama bu kez tehlike özellikle kadınları ilgilendiriyor. Çünkü yapılan bir araştırmaya göre bu tür kimyasallar kadınların anne olmasını engelliyor. Hemcinslerini güzelleştirirken kendileri büyük bir riskle karşı karşıya kalıyor. Saç boyamada kullanılan kimyasallara uzun süre maruz kalan kadınlar çocuk sahibi olamıyor. Hem gebe kalmada problem yaşadıkları, istenmeyen düşüklerle karşılaştığı araştırmalarla ispatlanmış. Araştırma Amerika'da yapıldı ama Türkiye'den de uzmanlar bu bilgiyi onayladı. Özellikle tehlike çanları genç yaştan itibaren bu kimyasallara uzun süre maruz kalanlar için çalıyor. Uzmanlara göre bu risk kuaför kadınlarda, kuaför olmayan kadınlara göre 5 kat daha fazla. Çünkü onlar meslekleri gereği bu kimyasallara uzun yıllar maruz kalıyor. Saç boyacıları, saç açıcıları, permalar vesaire yumurtaların önlenemez kaybına yol açıyorlar. Bu maddeler doğrudan solunum yoluyla ya da cilt temasıyla zarar verebiliyor. Düşüklere ya da sakat gebeliklere neden olacak değişimlere yol açabiliyorlar. Kaç yıldır bu mesleği yapıyorsunuz? 17. Çok yoğun kimyasallar kullandığımız zaman saça maske kullanıyoruz. Onun dışında bütün tedbirleri alıyoruz.
Peki bu kimyasallardan müşteriler etkileniyor mu? Uzmanlara göre müşteriler de bir nebze etkileniyor ama kuaförün kendisi kadar değil. Erkek kuaförleri kadınlara göre daha şanslı. Erkek kuaförlerde üreme hücreleri yenileniyor. O yüzden de etkilenmenin kalıcı bir etkisi olmuyor. Kendim de zaten 40 yıldır bu işi yapıyorum. Herhangi bir hastalığımız yok çok şükür. Peki biz? WhatsApp ihbar hattımızı hatırlatalım. 0536 266 90 çift 0 ya da 90 02. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Show Haber'in sonuna geldik. Yarın akşam saat 18.55'te tekrar birlikte olabilmek dileğiyle iyi akşamlar.